Evet arkadaşlar, Kuşadası Bayraklı Dede Mahallesi'ndeyiz. Kuşadası Bayraklı Dede Mahallesi'ndeyiz. Size bir villa tanıtmaya çalışacağız. Fiyatlar burada 17 milyon Türk lirası ile 25 milyon Türk lirası arasında değişiyor. Bir daha diyeyim, 17 milyon Türk lirası ile 25 milyon Türk lirası arasında değişiyor. Hepsinin manzarası böyle sevgili arkadaşlar. 5 oda, 5 oda, salon, mutfak, sauna, hamam, kapalı garaj, isteğe bağlı asansör, fan coil ısı sistemi, yerden ısıtma, enfes deniz manzarası 5 artı 1. Asansör tercihe göre dedik, havuzlu kapalı garaj 5 artı 1 dedik. Manzaramız bu, hepsinin manzarası böyle arkadaşlar. Bitmedi, bitime doğru bir daha sunmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, gelin görün edin, öyle yol alalım. Şimdi biz üst katta salonda bir yerde size hitap etmeye çalıştık. Diğerleri kabada. Bakın, çalışmalar var. Bu alttakiler 17 milyon, üsttekiler 25 milyon Türk lirası arasında değişiyor. Çatıları da görün. Bakın, bizim manzara hiçbir engeli yok. Gizli çatı, efendime söyleyeyim, çelik çatı yapmışlar. Ve bu balkondan şimdi biz eve girmiş gibi yapacağız. Sauna var, hamam var, kapalı garaj var, cep sineması var, fan coil ısı sistemi var. Asansörü buraya koymuşlar ancak tercihlidir arkadaşlar. Şimdi garaj diğer tarafta. Bu yerdekiler granit. Yavaş yavaş anlatmaya çalışacağız. Efendime söyleyeyim, tavanlarda neler oluyor? Doğramalar alüminyum. Dolayısıyla gelin görün edin, öyle yol alalım. Şimdi garajımız alt tarafta arkadaşlar. Altta da yol var, burada da var. Böyle bu tarafa doğru bir git sevgili Can. Evin ön tarafını da göstereceğiz. Önden nasıldır? 3 boyutunu da ekleyeceğiz. Öyle yol alabiliriz sevgili arkadaşlar. İşte yol bu tarafta ya. Bakın, çevreyi bir daha göster. Diğer evleri de bir göster. Diğer evleri. Bakın, komşularımız da böyle mütevazi, temiz insanlar. Efendime söyleyeyim, gel sevgili Can. Bir de mesela bizim evde böyle. Arkadaşlar, hani bu bitmiş olsaydı bunu gösterecektim. İşte evlerin dış cephesi de böyle. Aşağıda bir kat daha var. Garaj nerede? Ben böyle düşmeden. Garajda burada havuzlar var ya, havuzların alt tarafında kapalı garaj var. Onu da imha ettik. Bakın, betonun kalınlığını da görün. 30 santim perdeler, istinat duvarları yapılmış. Bu da bahçemiz. Bahçe de bu. Dış cephe dekoratif sıvalar, işte ne gerekliyse onlar yapılmış. Böyle girdik evimize. Böyle merhaba ev dedik. Buradan bir girdik. Bu iklimlendirme için fan coil sistemi vesaire neyse onlar var. Doğramalar alüminyum, içine de karolaj cam koymuşlar, yerler granit. Efendime söyleyeyim, bu girişte bir hol gösterdik, geldik buraya. Değerli arkadaşlar, burada bir giyinme kabini var. Şu labirentleri beraber göreceğiz. Kapıları koymuşlar, burada bir giyinme kabini ve yol aldık buraya. Buraya girmeden bir lavabomuz var, duşu bu tarafa koymuşlar. Efendime söyleyeyim, buraya da klozet, oturma taşı. Buraya da güzel renkler, kaliteli malzemeler, kırmızı böyle iç açıcı renkler oluyor. Turuncu mu diyebiliriz bu renkler? Siz nasıl yorumlarsanız artık bilemem. Ve buralarda eşik yok arkadaşlar. Bakın, bu adamlar demek ki statik olarak çok iyi çalışmışlar. Bazen böyle insanlar eşikli istemiyor. Döndük. Burada bir odamız daha var. Yine giyinme kabinli. Deniz manzarası mükemmeldir arkadaşlar. Bir daha deniz manzarasını ön plana çıkaracağız. Şöyle bir denize doğru bir git, denizi bir öpelim. Burada da giyinme kabini var. Ebeveyn banyolu odası var. Efendime söyleyeyim. Şimdi orayı gösterdikten sonra geldik bu tarafa. Burada bir daha giyinme kabinimiz var arkadaşlar. Arsalar 300 metre. Giyinme kabini yeri. Buraya dolaplar yapılacak. Ve banyoların renkleri değişken. Efendime söyleyeyim, bu da duşakabin. Duşakabinler gerçekten kaliteli, modern. Taşlar keza öyle. Klozet de bu tarafa gelecek. Bu ikinci odayı özetlemeye çalıştık. Renkler de albenisi olan iç açıcı renkler. Sonra bu merdiven şimdi aşağıya inecek. Onu da göstereceğiz. Burası asansörümüz arkadaşlar. Asansör kovası burası. Burada da bir merdiveni aydınlatma amaçlı bir boşluk da var. Burada tabi buraya aksesuarlar vesaire gelecek. Burası enerji odası. Arkadaşlar, hani fan coil ısı sistemi, yerden ısıtma, işte termosifon vesaire vesaire, onlar da buraya girecek. En güzeli, kapılarda şey yok arkadaşlar. Yani banyo vecelerde eşikler yok. Bu oda hepsinin en güzeli. Bir de az önce gösterdiğimiz oda, ikisi de deniz manzaralı. Buraya bir geniş bir banyo koymuşlar. Küvet koymuşlar arkadaşlar. Renkler yine
Gördüğünüz gibi bu granitler keza iç açıcı, güzel. İnsanların ruhuna böyle masaj, oksijen gibi geliyor. Klozetimiz burası. Hilton dolaplar vesaire bunlar da geliyor. 17 milyon Türk lirası ile 25 milyon Türk lirası arasına değişiyor. Dilim bazen patanaş yapıyor. Evet, burası da yine deniz manzaralı pencereler koymuşlar. Hem binanın dış cephesinde estetiklik olsun hem de aydınlatma, işte ferahlama anlamında. Doğramalar hem üstten hem yandan açılıyor. Buradan da deniz manzarası var. Aheste aheste anlatabildiğimiz kadar size anlatmaya çalışacağız. Sevgili Can, şimdi bir daha balkona doğru gidelim mi? Bu oda, bu odanın burasında bir şey daha var. Bir giyinme dolabı daha var burada. Arkadaşlar bakın, burada bir daha giyinme dolabı var. Kapılar olmasaydı daha iyi olurdu. Önümüzdeki dönemlerde size daha da sunum yapacağız, daha iyi olur. Ve şuraya sana zahmet balkonu gösterdikten sonra yüzünü, bir yüzün bir miktarını, yarısını, çeyreğini buraya çevir. Sonra diğer yarısını da odaya çevir. Heh. Bu oda büyük bir oda arkadaşlar. Gerçekten büyük bir oda. Yine tavanlardaki iklimlendirmeyi göstermeye çalıştık. 17 milyon ile, efendime söyleyeyim, kaç milyon, 25 milyon arasında değişiyor. Bazen bende böyle renk körlüğü gibi bir şey oluyor. Bak, boşluğu cam gibi bile görebilirim. Bir şey olur, o yüzden dikkat ediyorum. Merdivenler sahanlıklı, 3 kademe yapmışlar ve geldik arkadaşlar salonla mutfağın olduğu yere. Havuz da var burada, bir tane de oda var. Şöminemiz de var, onu da beyan edelim. Ve tavanlar yine ağaçlarla ahşap kaplama. Buraya avize gelecek. İşte fan coil, neyse işte o iklimlendirme sisteminin ismi neyse. Bak, bütün odalarda vardı, gördünüz. Burada da motoru var, trafosu var, bir şeyler var. Burası da salonumuz. Mutfağı da göstereceğiz. Salonun burasında da gerçek ateş şöminesi var. Tabi buralara süsler püsler gelecek. İşte bacası vesaire derken. Şimdi bu şöminenin başında denizi izleyelim sevgili Can. Öyle sanki sen, kimse yok evde. Sen böyle slow bir müzik açmışsın. Şöminenin başında, aman bir de sesler geldi. Şöminenin başında denizi izliyorsun. Böyle denize doğru bir git. Bir denize doğru git, tekrar geri vitese tak, tekrar geri git. Geri vitese tak, geri git. O şekilde geri git. Şeyini bozmasan daha iyi anlaşılır. Sevgili arkadaşlar, bu da işte salondan, şömine alanından denizi ön plana çıkarmaya çalıştık. Doğramalar alüminyum, karolajlar beyaz. Doğramanın işte rengi beyaz. Bana göre de çok iddialı, güzel olmuş. Şimdi burada bir havuz başında bir teras var. Onları yavaş yavaş göstereceğiz. Geç dışarı. 4 oda gösterdik yukarıda. 4'ü de ebeveyn banyolu, 4'ü de giyinme kabinli. Hatta odanın bir tanesi tam böyle giyinme odası da vardı. Bu da böyle. Sevgili Can, mutfağı göstereceğiz. Havada az önce çok güneşliydi. Ondan sonra Kuşadası böyle coğrafya kitaplarında konu almıştı ya. Burası da salonun önünde arkadaşlar, yine denize hakim, net deniz manzarası olan bir konumdayız. Burada da işte kış bahçesi, yaz bahçesi, ne olacaksa, ne bahçesi ise denize nazır bir konumda olacağız. Mutfağımız da burada, birazdan göstereceğiz. Mutfaktan da neyse orayı da açacağız. Binanın dış cephesinde taş kaplama da yapmışlar. Birazdan daha da anlatmaya çalışacağız. Mutfak tezgahı buraya tasarlanmış. Öngörü böyle. Mimar güzel çalışmış arkadaşlar. Mutfağımız da burası. Mutfak, yine avizeler vesaire gelecek. İşte mutfaktan, mutfaktan böyle denize doğru git. O alanları taraya taraya bize doğru bir gel. Sevgili Can, mutfağı da gösterdik. Şimdi yüzünü bana çevir. Havuzu da gösterelim madem ki ben bir insanım diyor ya. Sevgili arkadaşlar, burası da tabii dolacak. Burası havuzumuz. Efendime söyleyeyim, havuz burası. Buradan ne var? Denge depoları, motor daireleri vesaire vesaire aşağı gidecek. Buraya da bir ateş çukurusu tasarısı vardı. Evet, buraya bir ateş çukuru gelecek. Henüz bitmemiş, ancak bittikten sonra buraya da bir ateş çukuru öngörülmüş. Binanın dış cephesini bir daha ön plana çıkaralım. Dikkat et Can, ayağın bir yere değmesin. Bunlar alüminyum giydirme. Renkler çok güzel. Dış cephe, ancak biz güzel güzel diyoruz. Yaratıcı kelimeler kullanmayı beceremesem de kusura bakmayın. Sevgili arkadaşlar, burası böyle. 3 boyutu da ekleriz. Sevgili Can, bir müsaade edersen burayı da bir tarayabilirsen, bu ön tarafı. O yukarıda balkon. Biz
Bu balkondan hitap ettik herhalde. Evet, buradan hitap ettik size. Bu balkondan arz etmiştik. Ve gel. Gel. Gel, gel. Bu da, sen buraya çıkma. Bakın, bu beyefendilerin olduğu yerden de bahçeye iniliyor. Oradan çıkılıyor. Bizim evin de uzaktan görüntüsü böyle arkadaşlar. Burayı da özetledik, değil mi? Burayı da gösterdin mi Can? Ha, burayı da göster, dikkat et. Heh, bu da o üst tarafta yol var. Efendime söyleyeyim, alt tarafta da yol var. Ve şimdi evimize gidelim. Bir oda daha göstereceğiz size. Herhalde anlatabildik. Bunlar granit. Asansör kovası burada. Efendime söyleyeyim. Ya biz çelik kapı buradandır aslında da. Çelik kapı buradan. Çelik kapı buradan. Oradan iniliyordu. Biz direkt odadan geldik, değil mi? Biz direkt odadan geldik. Çelik kapımız da burada. Neyse, bazen böyle tanıtmak daha iyi oluyor. Yani bir daha git, bir daha bir şey yap. Arkadaşlar burada yine bir banyomuz burada. Efendime söyleyeyim. Yine duşakabinimiz burada. Biz tersten anlattık. Biraz herhalde anladınız. Daha iyi anlaşılır bence. Burada da bir oda daha var. Bu etti kaçıncı oda? Yukarıda dört odam vardı. Bu etti beşinci oda. Bu etti beşinci oda. Buradan da kıyıdan köşeden denizi görüyorum. Şimdi ne yaptık, ne yaptık? Çelik kapı ben açamadım valla. İnşaatçılar, birisi sprey çalışıyor, mermerci çalışıyor, camcı çalışıyor. Biz de bu kadar anlattık. Emeğimize böyle sempatiyle bakan değerli insanlara selam olsun. Herkese selam olsun ve geldik. Geldik. Merhaba. Ulan merhaba da. Heh. Burası arkadaşlar kapalı garaj. Ulan biz diğeri daha boştu. Abi dedi burayı çekin. Gel sevgili Can, bir yere bulaşmadan, belaya bulaşmadan, kazaya bulaşmadan gel. Gündüz yola şaşmadan, belaya bulaşmadan. Heh. Şimdi bizim evimiz buydu arkadaşlar. Valla biz artık kamerayı, garajımız burası. Garaj burası sevgili arkadaşlar. Garajımızı o yoldan geldik. Yolu da sana zahmet bir göstersen. Buradan geldik. Buradan döndük. Ondan sonra böyle 180 derece açıyla döndük. Garaja arabamızı koyduk. Garaja koyduk. Şimdi merhaba abi, kolay gelsin. Burası ne? Burası bir, bu ne odası olacak bu? Burada da bir oda var. Sizin de öngörünüz ne yönde oluşur? Bu etti 5. oda mı, 6. oda mı? Öyle bir şey etti işte. Sonra geldik. Burada tekrar bir enerji odası var. Bir storage, bir depolar var. Asansörün yok. Asansörün kovası var arkadaşlar. Burada yönetmenlik, makine mühendisleri bilir. Asansör yönetmenliği var. Bu da asansör kazan dairesi vesaire. Abi burası, o diğeri spor salonu olsun, bu sinema salonu olsun ya da diğeri sinema salonu olsun. Burada işte ne salonu olsun, burada da spor yeri olsun. Ve sevgili abim biz geldik. Yo senin lamban ne kadar? Sen sauna mı yapıyorsun? Şimdi geldik saunaya. Aa, merhaba abi. Abi bu saunaya da taş yünü koyuyorsunuz. Düşme abi ya, o çıtalar. Burası da sauna arkadaşlar, taş yünü mutfakta gördüğünüz kuru fasulye nasıl diyelir, değil mi abi? Burası da hamam. Hamamımız da burası hamam. İşte böyle Osmanlı dekorları kim kurdu? Orhan Paşa, Osman Paşa. Osmanlı kim kurdu? Osman mı, Orhan mı? Ve rivayete göre Orhan kurmuş. Evet, biri de diyor Osman. İkisinden de Allah razı olsun. Burada boşluk boşluk uçuruma gitmeyin. Burada da bir banyo var arkadaşlar, gördünüz. Yani biz de gafil gezme şaşkın gibi oldu. Böyle girdik. Gafil gezme şaşkın gibi oldu. Bu evi tanıttık arkadaşlar. Herhalde tanıttık. İşte 17 milyon ile kaç milyon? 25 milyon arasında değişiyor. Gelin görün. Evde. Biz aslında tersten geldik. Biz böyle üstten geldik. Biz hiç dersimizi çalışmadan hemen gidelim Can dedik. Can da bana uydu. Biz de geldik arkadaşlar. İşte evler bunlar. Üç boyutu videonun önüne ya da arkasına render değil de şey dikebilirim videoya. Bilginiz olsun. Yani ev aldığımın bu manzaralar olması lazım. İşte böyle nasıl diyeyim, yani ekonomisi güçlü olan insanlar için güzeldir. Bir şey vardı. Ne diyordular? Zengin atını dağdan aşırır, fakir düz ovada şaşırır. Kimisi bir şey beğenmez, kimisi de bulamaz. Yani durum bu. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla ilgiler.